JavaScript framework çıkartmayan bir Hı-hı. senle bir ben kaldık. Yani Aynen. 3 ayda bir. O sektörde değilseniz yani projelerin büyüklüğünü belki hani hayal edemiyorlar. Terazi dengede değil. Sürekli oynuyor. O bile sürekli oynuyor. Özellikle backend alanında eski teknolojilerde bilen birisi iş bulabilir gayet. Merhaba, Karı Koca Developers kanalının Yazılım Sohbetleri serisinin yeni videosuna hoş geldiniz efendim. Bugün ne konuşuyoruz Murat? Bugün yazılımın neden zor olduğunu bir örnekle açıklamaya çalışacağız. Yazılıma yeni girmek isteyenler veya yazılımın içerisinde zaten var olanların nasıl zorlandıkları, hangi konularda zorluk yaşadıkları ve bunlarla nasıl başa çıkabileceklerine dair bazı konuşmalar yapma niyetindeyiz. Dilersen ben aklımdaki örnekle Tabii, başlayayım tabii hemen. ki de. Bu konuyu anlatmak için ben bir örneklendirme bulmak üzerine düşünüyordum ve şöyle bir örnek buldum. Şimdi varsayalım ki bir tiyatro oyuncususunuz ve bir metin verdiler size. Bu metni ezberlediniz ve sahneliyorsunuz. Fakat şunu hayal edin. Metin üzerinde ekseriyetle küçük, bazen de devasa boyutlarda ama sürekli olarak bir değişim oluyor. Ve siz bu değişimleri yeteri kadar takip edemezseniz, yani ilk ezberlediğiniz şekliyle oynamaya devam ederseniz bir süre sonra şöyle bir şey olmaya başlayacak. Diyelim ki 5 yıldır aynı oyunu oynuyorsunuz. Ve diğer oyuncular işin içerisine girdiğinde, diyelim ki 5 aylık yeni bir oyuncu var ve bu oyuncu sizden daha sonra sektöre dahil olduğu için ve güncel metni bildiği için sizin bir anda bilgileriniz eski kalmış olacak. Evet. Ve şöyle de bir şeyi ekleyelim bu hikayemizin içerisine. Ve seyirciler, yönetmen, bu oyunun sergilenmesinde emeği geçen o yapım ekibi de sizden güncel oyunu oynamanızı beklediğinizde ve siz kendinizi yeteri kadar güncelleyemediğinizde bazı sıkıntılar çıkmaya başlayacak. Evet, doğal olarak. Bu durumda yeni başlayan oyuncunun daha güncel metne sahip olmasından dolayı onun daha ön plana çıkması söz konusu olabilir. Evet. Ve bu bahsettiğim değişikliklerin İlk başta da söylediğim gibi her gün yaşandığını, yani sürekli yaşandığını varsayalım. Dolayısıyla sizin güncel metni yakalamak için sürekli bir çalışma içerisinde, sürekli kendinizi geliştirme süreci içerisinde olmanız gerekecek. Yazılımdaki en büyük zorluğu şu an böyle açıklayabiliriz diye Evet, düşünüyorum. çünkü yazılımda da hani verdiğin örnekteki gibi sürekli bir güncelleme geliyor. Her sene yani bazı dillerde hemen hemen her sene bir güncelleme geliyor. Her sene olmasa bile 2 senede bir yeni yeni Özellikle güncellemeler geliyor. Evet. JavaScript framework çıkartmayan bir senle bir ben kaldık. Yani Aynen. 3 ayda bir. O frameworkler özellikle deli gibi güncelleme geliyor sürekli Evet. ve güncellemeler arasında da bazen devasa farklılıklar oluyor. Bütün yazım şekli baştan değişebiliyor o sürümler arasında. Haliyle atıyorum siz ikinci versiyonunu kullanıyorsunuz. Üçüncü versiyon çıktı. Arada dağlar gibi fark Evet. olabiliyor. Hani bambaşka bir dil yazıyormuş gibi oluyor. Yani bu da burada da aslında güncel şeyi öğrenmenin gerekliliği ortaya çıkıyor. Hani yani her sene bir şey mi öğreneceğim kafasına giriyor insan bir süre sonra Evet. aslında. Ve bu dediğim gibi her gün, hemen hemen her gün, yani farklı alanlarda tabii oluyor ama yine de hemen hemen her gün bir değişiklik oluyor. Ben Android üzerine bir eğitim kitabı yazma planı içerisindeydim fakat şöyle bir şey gördüm. Benim ya bu teknoloji yenidir diye kitaba eklemek istediğim teknolojiler çoktan tedavülden kalkmış, yerine başkaları gelmiş ve sonuçta şöyle bir karara vardık. Ben bu kitabı yazana kadar benim içerisine ekleyeceğim teknolojiler eskiyecek ve bir kıymeti kalmayacak artık. Ya daha doğrusu kıymeti azalmış olacak. Evet. Tabii ki her teknolojinin kullanıldığı farklı alanlar, farklı şirketler muhakkak vardır. Yani Tabii ki. hala kıymetli olan teknolojiler eski bile olsa kıymetini devam ettiriyordur ama yine de çok hızlı bir eskime söz konusu. Doğal olarak bir kitap yazım süreci de kısa bir süreç değil. Yani belki 1 yıl alacak bu süreç ve 1 yıl içerisinde benim yazacağım teknolojilerin varlığını koruyabileceğinin garantisi de olmadığı için bu kitap yazma fikrimden
bir süre için vazgeçtim, rafa kaldırdım diyebiliriz aslında. Evet, çünkü kitap yazmak uzun bir süreç zaten. Evet. Hani dediğin gibi hani kitap bitene kadar belki zibilyon tane yeni bir şey çıkacak. Sonra bunu bunlar eski diye insanlardan tepki bile alabilirsin yani kitap evet. çıktıktan sonra. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Ve bu bahsettiğimiz değişiklikler sadece programlamayla alakalı da değil. Mesela test süreçlerindeki teknolojiler de değişiyor. Asıl söylemek istediğim yaklaşımlar, düşünce tarzları da değişiyor. Mesela Agile'ın içerisinde Kanban diye bir yaklaşım vardı. Biraz daha işleri basitleştiren, daha doğrusu yani basit şekilde yönetebileceğimiz. Ve sonra bir anda Scrum geldi. Ve şimdi bambaşka bir şey gelebilir. Evet. Sadece bu da değil. Clean architecture dediğimiz yani daha verimli, daha okunabilir, daha test edilebilir kod yazma yaklaşımları da değişiyor. Evet. Ve farklı yaklaşımlara göre aynı işlemler farklı isimlendirmeler de alabiliyor. Şimdi bu gibi durumlarda sizin kendi faaliyet gösterdiğiniz sektörel alanda güncel kalmanız olabildiğince zorlaşmış oluyor. Tıpkı tiyatro o hikayesinde verdiğimiz örnek gibi ya metin her gün güncelleniyor ve siz eski metne bağlı kalarak oynamaya devam ettiğiniz zaman işte dediğim gibi yönetmen, günceli takip eden seyirciler, burada tabii patronları ve işte müşterileri temsilen söylüyoruz bunu. Bu arada bir anlaşmazlık, bir uyumsuzluk baş gösterebiliyor. Dolayısıyla bununla baş edebilmek için sizin her gün güncellenen o metni her gün çalışıyor olmanız gerekiyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla yazılım sektöründe bir yazılımcının işini en çok zorlaştıran olay bu. Bence tabii evet. Sektör içerisine girdikten sonra başka bazı takım şeylerden konuşuyor olabiliriz ama sektöre girene kadar olan kısımda veya sektörde var olduğunda da devam edebilecek en büyük sorunun bu olduğunu düşünüyorum. Sadece yazılım değil, teknoloji anlamında da yani hani teknoloji genel olarak ele aldığımızda da hızlı bir değişim sürecindeyiz aslında. Bir 10 seneki, 5 sene önceki hani telefonlara baktığımızdan ya da bilgisayarlara baktığımızdan en basitinden bir de şimdikilere baktığımızda arada devasa farklılıklar görebiliyoruz. Hani teknoloji de hızla geliştiği için yazılım da dolayısıyla hızlı bir şekilde gelişiyor. Biz nasıl teknolojik aletlere hemencik adapte olabilip onlara sahip olmak istiyorsak programlama dillerinde aslında kendimize en güncel versiyonunu katmamız gerekiyor. Evet ve çıkan versiyonları da evet. incelememiz gerekiyor. Çünkü sözünü kestim ama çıkan versiyonların da genellikle şu şöyle bir şey oluyor özellikle backend tarafında güvenlikle ilgili güncellemeler bazen çok daha fazla olabiliyor. Siz güvenlik şeylerini takip etmezseniz geliştirme adımlarını bu sefer yazdığınız uygulamayı sızacak hackerlar da doğuyor. Bu yüzden hani günceli de gerçekten takip etmek bir yerde bu durumların da önüne geçmek için elzem bir durum olmuş oluyor aslında. Evet sen backend'den örnek verdin ben de Android'den vereyim. Tabii. Şimdi Android biliyorsunuz açık kaynak kodlu. Yani her isteyen Android'in çekirdek yapısına ulaşıp kendi istediği gibi değiştirip yayınlama özgürlüğüne sahip. Evet. Doğal olarak işte Xiaomi telefonlardaki o Mi UI'ın, işte Huawei'deki başka bir şeyin, Samsung'daki başka bir UI'ın ortaya çıkma sebebi bu. Aslında Android'i alıp üzerinde kendi istedikleri değişiklikleri yaparak kendi cihazlarında varsayılan işletim sistemi olarak kullanabilmeleri. Tabii bunu yaparken de cihazın donanımına erişmek üzere olan yapısı üzerinde de istediği gibi değişiklik yapabiliyorlar. Bir tane firma güvenlik seviyesini arttırmak için cihaz üzerinde yazılımcının yapabileceği işlemleri kısıtlayabiliyor çok rahatça. Bazısı da açık bırakıyor. Doğal olarak Android uygulama geliştirme sürecinde bizim en çok karşılaştığımız sorun farklı cihazlarda optimize şekilde çalışabilen uygulamalar hazırlayabilmek. Çünkü bu gerçekten Android geliştiriciyi zorlayan bir süreç olmuş oluyor. Ve Android'de tabii nispeten işte iOS'la kıyaslarsak daha biraz daha hızlı versiyonlama çıkartmış olduğu için yani şu anda hala öyle midir onu takip etmedim ama evveline baktığımız zaman Android'in daha hızlı versiyon çıkarttığını görüyoruz. Ya da Android'in versiyonlarını bırakalım az önce bahsettiğim gibi her üretici firmanın kendine ait bir işletim sistemi ortaya çıkartmasından da bahsedebiliriz.
Dolayısıyla bizim burada her cihaz üzerinde, her ekran boyutu üzerinde, her üretici firmanın özelleştirdiği işletim sistemi üzerinde çalışabilecek uygulamalar çıkartmamız Android'de zor bir durum haline geliyor. Evet. Ve işte dediğim gibi bazı eski işletim sistemi sürümlerinin desteğinin kaldırılmasıyla da bizim önceden çalışabilen kodları refaktör etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Android uygulama geliştirme süreci nispeten biraz daha zorlaşmış hale geliyor. Ve Android üzerinde şimdi bu kitapta da bahsetmiştik, mikro transistörlerin bize sağladığı en büyük katkı daha küçük ve daha iyi çalışabilen fiziksel donanımsal ürünler üretebilmemizi sağlıyor. Doğal olarak bugünkü telefonların işte tam olarak bilemiyorum ama maksimum RAM seviyesi 8-12 falansa bir yıl sonra 36'ya kadar çıkabilecek bu. Evet. Ve bizim yazdığımız kodların da bu yeni cihazlara göre refaktör edilmesi gerekecek. Artık daha hızlı işlemler yapabiliyor hale geleceğiz. Bu gelişimler, yani sadece yazılımdaki, programlama dillerindeki gelişmeler değil, fiziksel gelişmeler de bizim işimizi zorlaştırıyor. Kaldı ki yazılım tarafında ya da programlama tarafındaki bazı gelişmeler aslında bu fiziksel gelişmelerin nihayetinde ortaya çıkmış oluyor. O zaman burada şöyle bir soru akıllarımıza gelebilir. Bir, o tiyatro örneğimizden devam edelim. Bir oyuncumuz var. Eski bir metni ezberlemiş. Romeo ve Juliet mesela. Ve çok iyi oynuyor ama bunu. Eski metni çok iyi oynuyor. Bu tiyatro oyuncusunun, tabii bunu yazılıma hemen evirmeniz lazım kafanızda. Bu eski metni çok iyi bilen tiyatro oyuncusunun sektörde şu an sence kıymeti nedir? Yani hala varlığını sürdürebilir mi? Sürdürebilirse nereye kadar daha sürdürebilir? Hı hı. Bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun? Tabii. Şöyle, özellikle backend alanında hani köklü firmalarda dönüşüm bir anda olmuyor. Çünkü projeler gerçekten çok büyük. Hani projeler çok büyük olduğu için dönüşümler de çok hızlı olmuyor maalesef. Bu yüzden de hala eski teknolojileri kullanan firmalar maalesef yoğunlukta yani. Hı. Dediğim gibi bu tabii ki çok köklü firmalardan bahsediyoruz burada. Yani buradaki değişimler çok hızlı olmadığı için eski teknoloji bilen insanlar da buralarda gayet yani iş bulabilir. Hani belki, ama Android tarafında öyle değildir. Çünkü son kullanıcı gördüğü için genelde o tarafı hani daha çok takip edilebiliyor güncellemeler. Ama backend alanında yani zaman zaman oluyor. Hani çalıştığım diğer firmalardan da yola çıkarak bu kanıya varabiliyorum. O yüzden yani buralarda da özellikle backend alanında eski teknolojilerde bilen birisi iş bulabilir gayet. Evet, Android alanında da mesela Java ile yazılmış, çok eski kalmış, uzun bir süre güncelleme görmemiş, hatta spagetti kod diyebileceğimiz herhangi bir mimarinin kullanılmadığı ve günümüzde hala kıymetli olan, şimdi ismini söyleyemeyeceğim burada ama bazı uygulamalar var ve bunlar içinde iş ilanlarına sen de baktıysan görmüşsündür. Mesela Java ve eski teknolojileri bilen eleman arayışları da devam ediyor. Burada da şöyle bir sorun çıkıyor. İşte bu benim, bizim anlattığımız sebepten dolayı her yazılım geliştirici kendini güncel tutmak istediği için, buna çabaladığı için bu sefer eski teknolojileri bilen kişi sayısı azalmış oluyor. Burada kendimden hemen bir ufak örnek vereyim. Ben son 5 yıldır mesela Kotlin'de Android uygulama geliştiriyorum. Ve geçen şunu fark ettim. Java hakkındaki birçok bildiğim şeyi unutmuşum. Yani unutuyor insan, pratik yapmadıkça aklından silinip gidiyor eğer mükemmel bir hafızaya sahip değilsen, ki ben değilim mesela. Estağfurullah. Dolayısıyla ne oluyor? Herkes güncele kaydığı zaman bazı durumlarda, çoğu zaman diyemeyiz buna. Her zaman değil tabii ki. Eski teknolojileri bilenlerin kıymeti artmış oluyor. Çünkü nerede bir azlık varsa aslında kıymet oraya doğru kayması gerekiyor. Aynen. Biraz karışık bir durum yani. Evet, maalesef öyle. Terazi dengede değil. Sürekli oynuyor. O bile sürekli oynuyor. Hiç yazılım sektöründe bir tane sabit bir şey yok mu be kardeşim ya? Evet, eski teknolojilerle yazılmış ama birçoğu hani dönüşüm içine giriyor. Ama bu dönüşümler de uzun sürüyor. Atıyorum bir proje var. O projeyi yeniden yazıyorlar. O projenin yazılması 4-5 sene sürebiliyor. Ve 4-5 sene sonra o da eski kalmış oluyor. Kesinlikle aslında. Öyle. Kesinlikle yani öyle. Çünkü gerçekten hani sektörde değilseniz
yani projelerin büyüklüğünü belki hani hayal edemiyorlardı ama sektörde doğru. olan insanlar bunu hayal edebiliyorlardı. Hani okulda öğrendiğimiz o küçük küçük projeler gibi değil yani çok fazla ekip, devasa. Çok fazla iş var. Hani mesela atıyorum bizim geliştirme yaptığımız projeden hani yola çıkarak söyleyeyim. Birçok ekip var ve hepimiz aynı proje üzerinde çalışıyoruz. Hı hı. Hani o yüzden hani projeler çok büyük gerçekten. Ve bunların hani güncellenmesi de çok uzun sürmüyor daha önce söylediğim evet, gibi. Evet. Hani onlar güncellenince aslında yine eski kalmış oluyor her şekilde. Böyle bir kısır döngü. Aynen. Yani yazılım bu kadar hızlı değişmemeliydi ya. Az bir evet. sabit dursun ya. Az bir yerinde duruyor kardeşim. JavaScript'çiler rahat durursa. Pure JavaScript'te değil ama framework'lerinde deli dehşet güncellemeler oluyor diyebiliyorum. Hatta onlarda güncelleme olmasa bile yenisi sürekli çıkıyor. Hmm. Ya bambaşka yeni framework'ler çıkıyor JavaScript tarafında. O yüzden Allah frontend'cilere yardımcısı olsun. jQuery'i de bırakmamız lazımdı bu. Bence de. Orada zirveydi o. Hadi biraz jQuery'yi biraz kısa hale getirdin diyelim. Orada bırakacaktık mı? Evet. İşte orada da yine açık kaynak kodlu olmasının şeyi var yani. Her önüne gelen değiştirebiliyor sonuç olarak. Öyle olur mu ya? Üzüldü. Hani yazılım zorluğu bu güncellemeleri takip etmekten ziyade başka şeyler de içeriyor aslında. Mesela ekip çalışması. Ekip çalışması kimi zaman zor olabiliyor çünkü herkes sizin gibi çalışmıyor. Herkes sizin çalışma stilinizde de çalışmayabiliyor. Ya da hani kişilerden bağımsız şirketler de sizin istediğiniz gibi çalışmayabiliyor. Hani mesela atıyorum biraz önce Scrum'dan, Kanban'dan bahsettin. Hala bunları uygulamayan birçok şirket var. Özellikle küçük firmalarda. Doğru düzgün uygulamayanlar da var. Aynen doğru düzgün uyguluyor gibi görünüyor ama. Asla uygulamayanlar da var. O yüzden hani sadece bu güncellemeler açısından değil, bu açıdan da yazılım zor. Çünkü mesela siz çok özverili çalışıyorsunuzdur ama diğeri bir işi atıyorum bir saatlik işi 3-4 günde yapıyor da olabilir. Hı. Hani gerçekten bilmediğinden değil yani savsaklıyordur yaptığı işi. İnsanlarla iletişim içerisinde olmak da hani zor bir yanda. Özellikle kurumsal firmalarda mesela bir işi yapmak için bir sürü prosedür de gerekebiliyor. Ya da izin almak gerekiyor hani gerekli yerlerden. Kafana göre geliştirme yapamıyorsun. Bu da aslında işleri birazcık uzatıyor. Hı hı. Bu da zaman zaman insanı zorlayan bir şey oluyor. Çünkü o iznin verilmesi hemen olmayabiliyor ve sen oturup bekliyorsun o izinleri alabilmek için. Aslında bu da bir zorlayıcı diğer bir etken. Ya bu benim gibi mesela bir süre startup'ta patron şirketinde çalışıp her şeyci olarak çalışıp. Birçoğumuz aynı yerden geçiyoruz sonuç olarak. Yani her yere dokunan, her yerde geliştirme yapan birinin yaptığı en büyük şikayet departmanlaşmanın kurulmamış olması. Yani mesela backend developer olarak bir işe giriyorsun, frontend'de yazıyorsun, veri tabanına da dokunuyorsun. Grafik tasarım da yapıyorsun yeri gelince ve diyorsun ki ya bunları farklı farklı insanlar yapmalı ama bir süre orada çalışırsan senin yetişme kültürün o hale gelmiş oluyor. Sonra bir anda kurumsala yani departmanlaşmanın doğru şekilde yapılmış olduğu bir yere geçtiğin zaman o da bir afallattırıyor insanı. Çünkü evet. Yani çok basit bir örnek verelim. İşte diyelim ki bir web sitesi üzerinde çalışıyorsun ve UI'da bir şey değişmesi gerekiyor ama sen backend'çisin. Evet. Ve UI'daki yapılacak olan değişikliğin o kadar da meşakkatli bir şey olmadığını bildiğin için onun anında yapılmasını istiyorsun. Hı. Çünkü sende yetki olsa sen onu pata pata yapıyor olacaksın. Hı hı. Ama UI ile alakalı olan ekip işi savsaklar. Mesela cuma günüdür ya pazartesi bakarız der. Hı hı. Şu bayram tatili bir aradan çıksın der. Bir şey der ve böyle sen orada beklersin yani. O UI'deki değişiklik olsun da işte ben de backend'ini hazırlamış olayım da. O da bir insanı afallattırıyor. Biz zoruna gitmiyor değil, benim gitmişti yani. Evet. Ya küçük şirketten büyük firmalara, kurumsal firmalara geçince hepimizin yaşadığı sıkıntı aslında. Evet, böyle sizin de böyle bir hayatınızdaki akış bu tarafa doğru kayarsa, yani bir patron şirketinden, bir startuptan, her şeye elinizin dokunabildiği bir yerden kurumsal bir firmaya, departmanlaşmanın doğru şekilde uygulandığı bir firmaya geçiş yaparsanız bilin ki böyle bir afallama yaşayabileceksiniz. Bu tabii şu an bunu duyan şey diyecekti. Oh daha ne isteyeyim diyecek yani. Ben kendi işimi yapayım. Başkası kendi işini yapsın. Bazen öyle olmuyor ama. Bazen öyle olmuyor.
bir başka ekibin savsaklaması yüzünden ya da işi geç yapması yüzünden sizin işinizin geç bitmesi, yani verdiğiniz efora uyamamanız, deadline'a yetişememeniz gibi durumlarda sizin yöneticiniz hesabı büyük ihtimal sizden soracaktır ve verdiğiniz cevap da onu tatmin etmeyecektir. Yani bunu yaşıyoruz, şöyle oluyor işte, diğer takım işi yetiştiremediği için, geç yaptığı için ben işimi geç yaptım açıklamasını yaptığınız zaman yöneticinizin cevabı şöyle oluyor: o zaman baskı yapsaydın ve onlara işi hızlı yaptırsaydın. Yani bu olmamalı, bunu asla savunmuyorum ama ileride karşınıza çıkacak olan cevaplardan biri bu olacak, onu da şimdiden söylemiş olalım. Karı Koca Developers kanalının yazılım sohbetleri serisinin bu yeni videosunda bugün bahsetmek istediğimiz konu yazılım sektöründe bizi bekleyen sorunlar, sıkıntılar ve bunlarla nasıl baş edebilirizdi. Bazı sıkıntılarla nasıl baş edilebilir konusunda size yeteri kadar bilgi verememiş olabiliriz. Çünkü bazı cevapların sorularını biz kendi içimizde de bulamıyoruz. Dediğimiz gibi yazılım çok büyük bir sektör ve çok hızlı değişen dinamiklere sahip bir sektör. Ve buna ayak uydurmak bir taraftan çok iyi, güncel kalmak. Ama ayak uydurmadığınız zaman, eski kalmış olduğunuz zaman bile, tırnak içinde söylemek gerekirse, hala daha ekmek kazanabileceğiniz bir sektör. Fakat bu nereye kadar böyle gider? Ne zaman günceli takip etmemiş olan yazılımcının artık hiçbir kıymeti kalmaz? Bu konu hakkında hiç kimsenin verebileceği net bir cevap olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü çok fazla proje, çok fazla şirket, çok fazla uygulama, çok fazla web sitesi var ve bunlar çok eski kalmış ve eski kalmak istiyor da olabilir özellikle. Yeni bir dönüşüm içerisine girmiş olan da çok fazla firma var. Bundan diğer videolarımızda bahsetmiştik zannediyorum. Maddi sebeplerden ötürü ya da bazı bağımlılıklardan hızlı bir şekilde kurtarılması gerektiğinden projenin. Şirketler bir refaktör, bir dönüşüm süreci içerisine de giriyorlar. Ve dönüşüm sürecine giren her şirket, yani ekseriyetle yeni teknolojileri tercih edecek. Artık firmalarda hangi teknolojilerin kullanılacağını belirleyen, işi sadece bu olan çalışanlar var. Ve bu çalışanların yaptığı en büyük iş, güncel teknolojileri takip ederek kendi projelerinde bunu en kısa zamanda ve en optimal şekilde uygulamak aslında. Öbür taraftan dediğimiz gibi, Romeo ve Juliet'i çok iyi bilip 10 yıldır sadece aynı oyunu oynayan fakat hala o oyunu isteyen yöneticiler ve müşteriler de olabilir. Bugün size anlatacaklarımız bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yine videonun sonunda söylemeyi akıl edindik maalesef. O yüzden umarım videoyu sonuna kadar izlemişsinizdir. İzlediyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ve videoyu ilgisini çekebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı da unutmayın diyoruz. Ve videoyu böyle kapatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.